Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere ülkemize yeni giriş yapan Meizu MX4 telefonu anlatacağım. Şimdi öncelikle şu Meizu var. Koşun esprisi yapan arkadaşlar varsa aranızda videoya daha başlamadan kapatıp çıksınlar. Kutu içeriğine bakacağız. Kutusu şöyle çok şık şekilde geliyor. Bir kitap içinde geliyor Meizu MX4 size. Şöyle şunun için telefon var. Kulaklık yok diyor. Yazıyor bir ümit kaldırıyorsunuz. Kulaklık çıkmıyor. Onda yapacak bir şey yok. USB kablosu Meizu. Türkiye olan için prizli şarj aleti. Önceki şeyde göstermiştim. Burası değişikti. Bakalım başka bir şey var mı? Belki gizli bölme vardı değil mi? Yok. Kutusu böyle. Klasik. Şu kitap gibi olması hoş olmuş. İyiden de fazla diyor. Bayağı güzel. Şöyle alalım. İşte içerisinden kılavuzu çıkıyor. Çince mince bir şeyler yazıyor. Bu telefonun en büyük özelliği 1000 lira olması. Hani ve fiyat performans açısından bana göre şu an gelmiş geçmiş en iyi telefon Türkiye'deki. Anlatacağım özelliklerini. Böyle bir şeyin yarışmaya girmesi de piyasaya girmesi daha doğrusu ayrı bir güzellik. En azından büyük markaların biraz burnu sürtecektir. Çünkü hakikaten de özellik bakımından üst seviye bir telefon. Onlar da fiyatlarını biraz düşürecektir. Düşürmeleri daha mantıklı olur. Onu söyleyeyim. Şimdi burada SAR değeri raporunu biraz gözden geçirmek istiyorum ben. Hani bazı ben anlatıyorum diye sağda solda şey çıkıyor. İşte bir tane cihaz tutuyor böyle telefona. Yok işte bak SAR değeri çok düşük bilmem ne falan filan diye. O tuttu. SAR değeri değil. Çok saçma sapan bir radyasyon ölçer. SAR değeri raporu geldi cihazın. Bakın 135 sayfa rapor var. Ama burada benim dikkatimi çeken şey oldu. Ben ilk defa gördüm. Highest SAR value yazıyor burada. Left hand. Bunun fotoğrafını ben çekeceğim, koyacağım birazdan. Diyor ki sağ elde diyor, çeneye dokunurken diyor, konuşurken hani sağ el kulağınızdayken 0.6 watt bölü kilogram. Sağ elinizdeyken de çeneyle kulağa beraber dokunurken de 1.153 SAR değeri fark ediyor. Demek ki hani body içinde, vücut içinde en fazla 0.667. Bu yüzden SAR değeri en fazla kafada 1.153, vücutta 0.67 olarak gösterilmiş. Fakat dediğim gibi sol elle telefonla konuşmak demek ki daha az SAR değeri almasını sağlıyor vücudun. Bunu da raporda görmüş oldum ben de ilk defa. Demek ki sol elle konuşacakmışız telefonla. Buradan ben bunu çıkarıyorum. Dediğim gibi 135 sayfa bir rapor var. Yani işte bu da nasıl yapıldığını, model, gördüğünüz gibi şeyler var. Bayağı Meizu'dan aldık bunları. Sağ olsunlar gönderdiler hemen. SAR değeri nasıl yapıldığını, ne olduğunu, ne bittiğini hepsi burada yazıyor. Şimdi özelliklerine gelmeden önce dış görünüşten şöyle bir göz atalım. Ön taraf da gördüğünüz gibi daha önce ön incelemesini yapmıştım. Sadece bir dokunmatik tuş var. Basmıyorsunuz da dokunuyorsunuz sadece. Bir tane tuş var. Android ilk defa tek tuşa düşürülmüş şekilde gördüm ben bu telefonla tanışana kadar. Sol tarafında ses açma kapama tuşu var. Sağ tarafında ise hiçbir tuş yok. Alt tarafında hoparlör, mikrofon ve USB 2.0 girişi. Üst tarafında ise kulaklık, mikrofon ve açma kapama uyku tuşu var. Arkasında 20.7 megapiksel, 20.7, 27 değil megapiksel çift flash ile iyi bir kamerası var. Sony kameradır bu arada bu. Onu da belirteceğim zaten. Kapağı çıkıyor. Onu da göstereyim hazır şey yapmışken. Bu arada benim elimdeki silver modeli olarak geçiyor. Ama diyeceksiniz ki beyaz nasıl silver oluyor? Sadece şu yan taraf silver diye geçiyor model. Beyaz değil. Siyah işte bu silver de gold olarak 3 modeli var. Çıkıyor kapak. Bataryası çıkmıyor bu arada. Kapak çıkmasının tek sebebi sim kartınızın giriş yapabilmesi. Hafıza kart takılmıyor cihaza. Tek handikapı bu bence. Ama şahsen çok da olması da olur. 16-32 GB'lık modeli var Türkiye'de, gelecek. 64'ü de var dünya üzerinde. Fakat bizdekiler de herhalde 64'ü getirilmeyecek. Öyle bir şey bahsedilmedi çünkü basın toplantısında. Elindeki 16'lık modeli bu arada. Şöyle iyice kapatayım. 16'lık modelinde 12 küsur GB'ı size boş olarak geliyor. Bu da yani iyi sayılır. Tabii daha fazla olsa daha iyi olurdu. Şimdi dış görünüşten bahsetmişken başlayalım. 14.4 santim bir uzunluğu var. 7.52 santim bir
genişliği var. Ve biraz kalın bir cihaz. Hani 8.9 mm. Bir kalınlığı var. Hani inceliği var demek isterdim, kalınlığı var. 147 gram. 5.36 inç bir ekranı var. Ekran 16'ya 9 değil, 15'e 9 yapmışlar. İkonlar biraz daha büyük gözüksün diye. Bu arada ekranı da Sharp markası yapıyor. Hani Sharp'ı tanımayanlar Manchester United Bayern Münih maçını izlesinler. Scholes Kaya'nın attığı golde. O zaman önüne Sharp yazıyordu. 99'du herhalde. Yani en iyi panel üreticilerden bir tanesidir dünyada Sharp. Ekran tamamen onlara ait. 1152'ye 1920p, hani 1080p değil. 418 ppi, yani inç başına düşen piksel sayısı 418, oldukça parlak, net, güzel. İkonları da çok şık. Güzel bir ekranı var. Tabii ben bu arada biraz kullandım bunu. Fullledik buraları hep. Gorilla Glass 3 ile korunuyor bu ekran bu arada. Şimdi ilk başta şöyle bir özelliğini göstereyim. Şimdi hani tek tuşla nasıl kullanılıyor bu cihaz? Şöyle basıyorsunuz, çıkış yapıyor. Şöyle alttan yukarı doğru sıyırtırsanız, sıyırtamadım. Heh. Kullandığınız şeyler, daha öncekiler, işte silebiliyorsunuz falan. Kapatıyorsunuz. Basılı tutarsanız kilitliyor. Şunu basmanıza gerek kalmıyor. Tekrar basınca açabiliyorsunuz. Tekrar basınca kapatabiliyorsunuz. Şöyle buradan sıyırtırsanız da direkt ekranı açıyor. Bayağı hoş bence, güzel. Şurada Tips diye bir bölüm var. Hani burada telefonun bilmediğiniz özelliklerini görebiliyorsunuz. Çağrıları anında kayıt özelliği var. Hani bu birçok uygulamaya sağlanabiliyor ama kolaylık olsun diye koymuşlar. Aradığınız bir kişiyi direkt ararken kaydete basarsanız o konuşmayı size anında kaydedebiliyor. Depoluyor onu da tekrar tekrar. İzleyebiliyorsunuz. Birkaç tabi yazılımsal eksikliği var. Daha yeni yeni oturuyor. Çünkü Baidu. Hani Çin'in en büyük arama motoru. Biliyorsunuz Çin'in çoğu şey yasak. Baidu var üzerinde. Yani varmış Çin'dekinde. Buradakine tabi Google Play olarak geliyor. Birkaç şey tabi eksik, gedik, ufak tefek şeyler çıkıyor. Mesela benim en basit şey yaptım. Bir numarayı arıyorsunuz. Numara rehberinize değil. Diyorsun ki numarayı mesaj göndereyim. Tık diyorsun, numarayı tekrar arıyor. Hani bir mesaj gönder şeyi çıkmıyor. Yazılımla düzeltilebilecek şeylerdir bunlar. Onun dışında pil ömrü çok üst seviye olduğundan lansmana sıklıkça bahsedildi. Fakat ben biraz kullandım. Hani nasıl söyleyeyim? İşte şu an saat 9.43 geçiyor. 6.30'da çıkardım ben bu telefonu. Yani 3 saatte %45, ama gerçi metrobüse falan bindim. Çok yedim pilini yani. Bir de o var. Yani şu an tam optimize değil. Tabii ki de şu an zaten beta olarak üzerindeki yazılım. 400 kişilik bir yazılım ekibi varmış bu arada mezunun. Türkiye için ayrıca bir çalışma yapıyorlar. Hani geri dönüşlere göre düzenlenip tekrar güncelleme gelecek. Güncelleme otomatikman telefonu düşüyor. O şekilde yapıyorsun. Mesela şurada uygulama var. Tıklıyorsunuz. Only Chinese diyor. Continue diyoruz. Bu kendi uygulama mağazası var. Hani Google Play'den hariç. Çin canlarım diyen varsa yapabilir. Gördüğünüz gibi bambaşka boyutlar oldu. Neyse, çıkalım. Şimdi bu telefonun en büyük özelliklerinden bir tanesi de veri bağlantı hızı. Oldukça güçlü. Hani çift 4G var. Dual 4G dedikleri şey var. Oldukça iyi. Wi-Fi de iyi bağlanıyor. Sağlam. Çekiyor yani. Sömürüyor interneti. Güzel. Enerji tasarrufu çok üst seviyede demiştim. Ama işte dediğim gibi Çin versiyonu da çok üst seviyede. Daha dedim yazılımsal olarak bizimki oturmadığı için Google Play'de. Biraz. Gerçi ben de çok hor kullandım. Şimdi oyun testi yapacağız. Oradan tekrar bakarız. Yüzde kaç gidiyor. Bir Antutu testi yapalım önce. Ondan sonra oyun testimizi yaparız. Ben buraya bu sefer FIFA oynayacağım. Adam akıllı bir oyun oynayalım dedi. 15 dakika boyunca. Şimdi pili bu kadar az gidiyor dedik. Piline 3100 mAh var bu arada üzerinde. Hani ve bir kısmını Sony üretiyor, bir kısmını Samsung üretiyor bu pilin. Meizu'nun asıl özelliği bu zaten. Toplama bir cihaz Meizu. Hani işte ekranı Sharp'tan alıyor. Bataryayı Sony'den, kamera Sony'den bu arada. Sony Xperia Z3'ün kamerası üzerindeki 20.7 megapiksellik. Aynı zamanda bu kamera 4K HD bir şekilde video çekebiliyor. Kamerası oldukça kuvvetli. Ön kamerası 2 megapiksel bu arada. Hani selfie kamerasını fazla önemsememişler. Düz mantık. Şimdi şu flaşını da göstereyim kameraya girmişken de. Flaşı farkındaysanız bir hani çift renk, bir daylight, bir işte şey, nasıl diyeyim, bir sarı ışık, bir şey ışık, beyaz ışık şeklinde. Dual ton deniyor buna. İki tonda flaşı var. Daha net, güzel bir şekilde ışık verebilmesi için. Şimdi telefonun hani standart özelliklerine gelecek olursak, üzerinde 4.4.2 KitKat sürüm, Android sürüm var. MediaTek MT6595 işlemci var. 6595 MediaTek'in en üst seviye işlemcisi bu arada. CPU olarak bakarsak da işte Quad Core 2.2 GHz Cortex A17 ve Quad Core 1.7 GHz Cortex A7 var üzerinde. Ve ekran bileşeninde Mali değil, PowerVR
G6200 MP4 MP4 ya da MP4 neyse artık MP4 ekran kartı var diyeyim ben size. 2 GB RAM var. 16 GB depolama alanı var. Yani 16 diye geliyor, 12-14 arası değişiyor. Ki ben de geldiğinde 12'ydi. Boş hali. Bu arada cihazla ilgili şunu söyleyeyim. Hani gayet şık. Ucuz ve cihaz, bir cihaz bu arada. Hani 999 TL bu cihaz. İşte gümüş ya da silver gold almak isterseniz de 50 lira fark veriyorsunuz. 16'lık için konuşuyorum. 32'lik almak isteyen de işte 100 lira daha bir fazla para veriyor. Bu cihazın hani bunun Xiaomi yazılıyor ya, Xiaomi diye okunuyor bu arada. Hani okunuşu Xiaomi'ymiş. Biz de öyle öğrendik. Çinli'ye sorduk bizzat. Xiaomi dedi. Xiaomi, işte bu marka Xiaomi, Meizu, Xiaomi gibi hani üst seviye Çin üreticilerinin Türkiye pazarına giriş yapması tabii ki de bizim açımızdan çok iyi. Hani hem kaliteli telefon bunlar. Hani şu telefon Apple'la aynı bantta üretildi. iPhone 6'nın üretildiği üretim tesisinden çıkma. Aynı malzeme kalitesi var iPhone 6 ile bu arada birebir. Foxconn firmasının yaptı. İşte dediğim gibi ekranı Sharp, kamera Sony. Yeni modelleri gelecek. İşletim sistemi Samsung mesela. İşletim sistemi Samsung diyorum yani. Chipseti Samsung'a ait olan, Exynos olanları gelecek. Dediğim gibi yani kaliteli cihazların toplamasından sonra Çin üretiyorum demiş. En iyilerinden seçip bir telefon yapayım demiş. Bu mantıkla çok güzel bir cihaz çıkarmışlar. Antutu testine bakacağız şimdi. Fakat şöyle bir şey var. Dijitalmarket.com.tr'den satılıyor sadece bu cihaz. Hani İtalya'dan firma diyeyim. Dijitalmarket.com.tr'den satıyor. Hani giriyorsunuz sitesine, üye oluyorsunuz. Alımını yapıyorsunuz. 500 bin adet satma hedefleri var Türkiye'de ki bence satar bu fiyata. Ve ilk defa ben bir telefonun yurt dışı fiyatının bizim Türkiye fiyatından pahalı olduğunu gördüm. Bu telefonun yurt dışı fiyatı 450 dolara geliyor. 465-450 dolar standartta o arada oynuyor. Bizde de ise 410-415 dolar arasında oynuyor. Bu da oldukça bir garibime gitti. Antutu testine bakalım. Onun üzerinden yürüyelim. Bu da oldukça şaşırtıcı bir Antutu sonucu çıkarıyor. Zirvede çıkıyor telefon. Sıralamaya bakarsak Meizu MX4'ü en tepede göreceğiz. Hani işte şu telefonu başka bir marka çıkarsa işte LG, HTC, Samsung aynı özelliklerde ve zirve önemli bir marka. Biliyorsunuz fiyat aralığının ne olacağını. Yaklaşık iki katı falan oluyor bunun. O açıdan oldukça da iyi. Tek handikapı ki handikap mı değil bilmiyorum. Getiren firma servisini kendisini yapacağını söylüyor. Eğer servisi çözebilirlerse bence mükemmel. Hiç gözümüz kapalı görebiliriz. Ki zaten yeni modelleri gelecek. Meizu MX4 Pro da gelecekmiş. Birkaç modeli daha gelecek önümüzdeki aylarda. Onun zaten tanıtımını hep beraber yaparız. Bu arada telefonu bazen söyledim söylemedim oluyor. 32 bit telefon. NFC yok. Hani NFC olmaması kötü mü? Yani hoş değil. Bence kötü. Büyük ihtimalle Pro'sunda vardır. Ama dediğim gibi fiyat performans açısından değerlendirirsek de oldukça da üst seviye. Hani sorsam ben NFC'yi hiç kullandım şimdiye kadar. Bir kere bir saat akıllı saat tanıtıyordum. Onun da bir ihtiyacım olmuştu. Onun dışında hiç kullanmadım NFC'yi. Ama tabii çok çok da kullanan hayatından NFC'yi ayıramayacak insanlar da mevcut. O yüzden onlara hitap etmiyor. Ama fiyat performans açısından bana göre %150 aldı şu an benden. Bir pil sorununu herhalde bir optimize etmeleri lazım. Yoksa 3100 mAh. Bu telefona fazla yetiyor ki yetiyor. Hani yurt dışı forumlarda falan da okuyoruz. Pil performansı çok üst seviyede bunun. Evet bu arada gördüğünüz gibi Meizu MX4 zirvede. Şöyle test sonucundan da 47.681 aldı. Ve 47.681 aldığında bu test sonucunu yaptığımda ben telefon full doluydu. İşte içinde FIFA var, Clash of Clans falan var. Şimdi oyun testine bakalım. Bir 15 dakika oyun oynayalım. Pili bakalım kaçtan kaça kadar düşecek. İşte Wi-Fi açacağız. Full ekran parlaklığında deneyeceğiz. Sonucu hep beraber göreceğiz. 10 ile 12 arasında genelde iyi diyorduk biz. İşte Note 4'te ve Note 4H'te herhalde %7-8 civarı çıkmıştı. Bakalım oralarda gezerse güzel. Gezmezse optimize edilir herhalde. 3100 mAh yoksa iyi batarya. Evet saati koyduk. Bir 15 dakika oyun oynayalım. Şöyle FIFA'yı açalım. Wi-Fi'yi de açalım. Parlaklık seviyesi full'de. Şarjı %51 biz konuşurken düşmüş zaten. 15 dakika boyunca oynayalım. Bakalım %51'den kaça kadar düşecek. Cihaz bu arada fazla ısınmıyor onu söyleyeyim. Yani şimdi ölçü zımbırtısı yanında yok. Evet 15 dakika oldu. %51'den %44'e düşmüş. 43'e düştü. 7-8 dediğim gibi iyi. Hani pil performansı sadece dediğim gibi diğer uygulamalarda optimize değil.
Onu da bir iki güncellemeyle, zaten şu an beta sürüm var üzerinde. Hemen güncellemeyle, geri dönüşlerle mevzu yetkilileri halledecekmiş. 400 tane bir yazılım departmanında çalışan arkadaş varmış mezunun Çin'de. Yazılım konusunda hiçbir sıkıntıları yokmuş yani bu arada. Evet, ısınma konusuna gelince de en fazla 43-44 derece sıcaklığa erişiyor. Adın sıcak mesela bırakır bırakmaz soğumaya başladı. En fazla o kadar ısınıyor. Fazla bir ısınmıyor yani, el yakma konusunda yok. Pil, oyun performansı olarak iyi verdi. Ama kullanımda dediğim gibi birkaç uygulamayla daha henüz tam optimize değil. Yazılımda daha da iyileştirilecektir. Bu videomuzda sizlere Meizu MX4 isimli telefon tanıttık. Bence bu telefonun gelmesi iyi oldu. Hani en azından dediğim gibi diğer markalar, hani bak böyle de cihaz varmış, biz ne yapıyoruz, bu fiyatlar ne diye düşünebilir. Bence fiyat performans açısından çok üst seviye. Hatta en iyi şu an Türkiye'deki cihaz diyebilirim. Bizi Webtekno Facebook sayfasından, Webtekno Twitter adresinden ve Webtekno TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Atmayacağım bu sefer cihazı. Saygım var. Fiyat performans da iyi.